Bir şey diyebilir miyim abla? Casusumun birisinin yayın itiraf etmiş, oyun yapıyoruz diye. Yani Alim'le sevgili değiller. Hiçbir şey yok aralarında. Abi, bu senin için ne fark ediyor? Büyük delillerim de var abla. Çok şey fark ediyor. Yakında ne? Görecek mesela o kişi. Ne az kaldı, yolun sonuna geldi. Kelepçeyi takıp götürecekler Esra'yı. Madem oynuyorlarmış, niye kadına kelepçe taktırtıyorsun? Sana ne? Abla, delillerimden dolayı. Anlatamıyorum. 30 büyük yıllık televizyon hayatımda sen atacaklar, tek kişi Ayşe. Onu atacaklar. Sen atılacaksın, sen büyük merak delillerim etme. Var abla. Merak etme, sen gideceksin. Tamam da kızım, delile gerek yok. Sen diyorsun ya, casuslarım söyledi, oynuyorlarmış. Hı hı. Ortada aşk yok diyorsun. O zaman Ali senin mi? Ali benim abla. Ha. Ama o deliller Ali'mi de ilgilendiriyor abla. Ali'mi kurtarmak için. Yani o bomba olan deliller. Niye kurtarıyorsun? Oynuyorlarmış madem ki senin tabirinle. Ay, inşallah Ali'mi oradan hani daha çabuk kurtarmak için. Yani oynadığını ispatlamak için. Vallahi bir şey yapamazsın. Ay, kadının yüreği tükendi. Bir şey yapamazsın sen. Yaparım. Sen işine bak. Yapar. Bak, hangimiz girecek hapse göreceğiz. İşte bile o girecek. Ya sen ya o. Sen 40 tane numarayı verirsen. Yalan. Numaradakilerde seni cezara. Bak bakalım kim girecek. Yalan o girecek. Bana bak, öyle bir şey de olabilir mi? Vallahi gösterdi Seda'nın 40 tane numara savcılığa gitmiş vermiş. Abla istiyorsan bak, ben de gösterebilirim delillerimi. Aradığı bir numara, dakika dur Ayşe. Aradığı numaraları bu aramış. Evet. Yalan. Gece saat 3'te bile arıyormuş. Yalan. Ama yalan istiyorsan delillerimi gösterebilirim. Ya gördüm, gösterdi bana numaraları ya. 40 tane numara işte baktı gösterdi ya. Yalan. Hepsini savcılığa verdim dedi. Yalan. He. 50 bin TL'yi duyunca biraz önce, bir saat önce casusumun birisiyle görüştü. Vallahi o casuslar seni öyle oynat bak. 50 bin TL'yi duyunca korkmuş. Benden şikayetçi olacakmış ki ya hanımefendi, korkmuş. Seni o casuslar öyle oyna diyor ki sen de oynayın. İşte bile oynatmıyor. Vallahi oyna diyorlar. Gerçek. Öyle bir oyna diyorlar ki. İşte casusuz diye seni. Vallahi bilmiyorum, ben anlamadım bu işi. Ayşe, casuslarım var diyor, haberleri alıyorum diyor. Zeynep Hanım diyor ki ben sadece oğlumun durumunu merak ediyorum. Evet. Ne yapacağı beni bağlamıyor diyor. Telefonda Emine Hanım var, Ayşe'nin annesi. Emine Hanımcığım. Efendim Seda Hanım. Hayatım, kızını ayağına kadar gönderdim. Sen bunu geri niye yolladın ya? Evet. Sağ ol, teşekkür ederim. Şimdi yine geri gideceğim dedi, tatile gidecek, girecek dedi. Oradan da çağırdılar, ona göre gitti Seda Hanım. Göndermeydin, niye gönderdik? Vardıydı yanına, göndermeydin, sahip çıkaydın kızına. Hani sahip çıkıyorsun ya. Ne sahip sen karısın orada, sen de oğluna sahip çıkaydın, oğluna. Ben oğluma sahip çıktım, sen sahip çıksaydın. Tamam ya. Ana olaydın da sahip çıkaydın da salmayaydın kızını. Niye saldın? Beni ilgilendirmez, hadi fazla konuşma. Ha. Ne de biriniz babasınız, bir kızınıza sahip çıkamadınız. Benim oğluma. Anayız babayız, ne yaşıyorsunuz yani? Sen ne vermezsin oğlunu? Onun üzerine yürürsün, benim üzerime yürüyeceğin yeri. Kullanmam senin oğlum. Ne dedin Ayşe? Abla, benim annem iyi anne, kayınvalidem iyi, elinden kurtarır gelir, onun üzerine yürür, gücü bana yetmez. Sen kadının annenle laf söyleme şimdi burada. Sen benim anneliğime laf söylemeyin. Sen kendi annene söyle, anne olsun da. İşte bak, bile. Seni gönderdilerdi, niye geldin? Sen niye anne ol da oğlunu git kurtar, onun üzerine yürü. Ya niye geldin sen? Yürü. Anne olsaydı da seni göndermeseydi, vardıydın, niye geldin? Ayşe'cim. 36 yaşındaki adamın peşine ne gitsin adam, kadın ya? Onun elinden kurtarsın. Ya sana ne, sana ne? Kötü de mi? Hayır, ne münasebet? O yaşayacak, görecek, gelecek. Sen nereden biliyorsun kötü olduğunu kadının? Ben gördün mü? Saçmalama ya. Abla. Sen gördün mü? Gözünle gördün mü? Kendi yaptıklarını başkasının üstüne atma. Senin oğlun da aynı şeyi yaşıyor, kullanıyorlar. Neyse. Şimdi ağzımdan bir şey çıkacak da çıkmasın. Boş. Benim de çıkacak da çıkmasın diye tutuyorum. Şadıman. Seda Hanım, Ayşe'yi söyleyeyim. Ayşe'cim. Efendim abla. Senin Ali'nin üstünde ne hakkın var?
Abla benim çok hakkım var. Allah aşkına yapma, boşanmışsın, gitmişsin, 4 sene ayrı kalmışsın. Adamcağız kendine bir hayat kuruyor. Neden bunaltıyorsun onları? Abla hayat kurmuyor, kadınla da olmayacak abla. Bak Ayşe'cim. Sana ne? Olmayacak. Benim anladığıma göre sen hayal aleminde yaşıyorsun. Evet. Değil abla. Yapma böyle. Bak çocukların var, zarar ediyorsun kendine. Abla ben o bilgileri paylaşacağım inşallah. Bombayı patlatacağım yakın abla. Ama adam yaşıyor işte birinden. Çok yakında. Az kaldı. Anneyi de bu kadar üzmeye de hakkın Alim yok. Alim onun yanında mutsuz abla. Kayınvalidem de biliyor ama gerçekleri söyleyeyim. Yapma, korku bak, yok Ayşe, işten yapma. Gücü bana Allah yok. Allah Esra senin... ne dedi o ses kaydında? 50 kere bu adam bağlandı, mutluyum, mutluyum, evet, mutluyum ya. Dedi. Değil. Ne diyorsunuz dedi ya? Değil abla, mutlu değil. Değil mi? Değil, bırak yaşasın değil. Ayşe görürsün. Hayal aleminde yaşıyor Seda Hanım. Değil. Hayal aleminde Kayınvalidem hayal kuruyor, ben değil. Ben hayal kurmuyorum. Kadın niye hayal kuruyor? Ben niye hayal kurayım ya? Ben olmayacak bir şey, benim, Ali benim, Ali benim demiyorum. Benim oğlum benim. Ha sen olmayacak, bitmiş işe, Ali benim, Ali benim. Hani bitmedi. Tapın var mı? Var mı tapın? Yok. Bitti. Var. Bitmedi. Bitti. O zaman hiç evlendirmeseydin. Evlendiysen olmadı mı? Olmaz. Hayır. Olmadı mı? Olmaz. Evlendirsem arada dolaydım, sayesinde Halim buraya gelecek. Arada dolaydım, tutaydım kocanın elinde. Vermeyeydin. Ananın evini bekleyeceksin ya, kocanın yanını bekleyeydin, vermeyeydin oğlum. Senin yüzünden. Niye benim yüzümden? Hayret bir şey. Neden? Cevap ver. Ha, benim yüzümden niye? Niye? 5 kere bak, 5 sefer ayırdık Seda Hanım. Ben evine gitmedim, annen baban gelmeyecek dedi, biz gitmedik. Ne babası gitti, ne ben gittim. Ama bunun anası, 2 kız hiç çıkmadılar. Kavga ettiler, oğlum yalan. Benim evime geldi, bu anası bile gitti. 5 sefer birleştirdik ya, 5 sefer. Telefonları olaydın, dolduruyordu abla Halim'i. Telefonları dolduruyordu, benim üzerime şey yapıyordu. Avrat olaydın, tutaydın kocanı. Ben tutuyordum, sen öyle rahatlık mi vermiyordun. Vallahi Allah. Ben evine gelmedim ki ne rahatsızlığı verecek. Telefonla yine dolduruyordun, sinsilik yapıyordun. Telefonla dolduruyordum. Tülay. Ayşe, ben sana bir şeyler söylemek Efendim istiyorum. Efendim abla. Ali artık senin eski eşinden başka hiçbir şey değil. Ne sevgilin, ne arkadaşın. Kendine bir yol çizmiş. Sen çocuklarına bakacaksın. Yazık, günah değil mi orada anne babana ya? Kaç aydan beri onlar bakıyor, ilgileniyor. Bir şifre mı var diyorsun, yok casusların var diyorsun. Nereye kadar? Aylardan beri Ali, Ali, Ali. Ali istemiyorum diyor. Kayınvaliden istemiyorum diyor. Eski kayınvaliden. Ali senin şu an hiçbir şeyin değil. Abla Ali benim. Ben... Yani böyle... Halim'in gittiği yol değil abla. Ya sana ne? Yol değilse o cezasını o çekecek ileride. Mutlu değil Halim orada. Tamam, olabilir. Mutlu ki kadının yanında. Değil. Mutlu olmasa ya, mutlu senin değilse, yanına mutlu gelir. Mutlu değil, sana ne ya? Evet. Mutluysa da o çekecek, mutsuzsa da o çekecek. Seni ilgilendirme. Ben çektirmeyeceğim Halim'e inşallah. Aa, sıkıntı. Sen kimsin de çektirmeyeceksin? Kurtaracağım. Kimsin sen? Kimsin, bana bir de. Torunların annesiyim ben. Başka bir yerden tamam getirmedim torunlarını. Halim ne yaptı? Anca çocukların annesi olur. Ayşe bazen burada kötü kötü konuşuyor ama ailesini de bir araya toplamak istiyor. Çocukları, Ali'yi birlikte tekrar yuva kurmak istiyor. Aynen abi. Onun peşinde burada. Kötü şeyler konuşabilir Şükran, ama Temmuz'da bunu Temmuz'da bitiyor istiyor bu iş dedi Ali. Zaten Temmuz'dan daha sonrasını uzatmak yok. Şöyle olabilir, yani çok büyük bir mucize olabilir. İnşallah. Temmuz'da bu iş bitse bile Ali buraya gelebilir. Yani bilemeyiz. Evet, amacı o zaten Ayşe'nin, çocuklarıyla Ali'siyle tekrar bir arada olmak. Ama Zeynep Hanım diyor ki ben de oğlumu tanıyorsam, kiminle beraber olursa olsun ayrılsa da Ali sana dönmez diyor kadın. Dönecek. Çünkü abla ikinci evlilikten ağzı yandı. O malum kişinin Esra'nın ne olduğunu biliyor. Öğrendi hayır, artık hayır gerçekleri. Onu ama tamam mecbur da bana tıpış tıpış gelip sana, ayaklarıma kapanıp yalvaracak. Sana asla dönmeyecek. Asla dönmeyecek. Dedi ki Ayşe, Ali gelip ayaklarıma kapanıp yalvarıp ağlayacak. Öyle mi? Aynen abla. Çünkü ağzı yandı o kişide. Her zaman beni kötüleyen Ali abla. Geçen gün canlı yayında dışarıdan duydum ben, dışarıdan izliyordum. Ya o kişi canlı yayını açma açma diyorum, beni anlamıyor diyordu. Söz dinletemiyorum diyordu. Vay. İşte ne demişler, alma mazlumun ahını çıkar ahesta ahesta. Sen mazlum değilsin ki.
Sen mazlum değilsin benim ki. Benim ahım çıkıyor kayınvalidemden. Kaşıklarla oynayan kadın şimdi ağlıyor. Saman altından su örüyorsun. Sen mazlum değilsin ki. Bile. Sen oğluna söyle. Sen mazlum değilsin. Saman altından su örüyorsun. Oğlum da yürütüyor işte. Oğlum yürütür. Sen yürütmeseydin oturaydın. Ne oturmadın? Ben bir şey yapmadım. Yapmadın oğlum Allah. Oğlum da kendini kullandırtırıyor Allah işte. Allah şahit. Allah şahit yukarıda. Oğlum da kendini... elinde. Enteresan. Gerçekten. Telefonda Ali var. Ali nasılsın? İyiyim ablam. Hayırlı yayınlar. Allah razı olsun kardeşim. Yine burada çocukların annesi ve annen arasında kıyametler kopuyor. Hafta sonu Ayşe'yi gönderdik. Çıktı geri geldi. İşte çocuklar düşünse gelmezdi. Düşünüyorum çocuklarımla Ali'yle bir etmek bir araya getirmek için buradayım. Bir dakika susun bir susun. Ne diyorsun Ali? Abla şunu söylemek istiyorum. Anne baba olsa o kızını yollamaz. Ben çocuklarımızı seninle bir arada büyütmek için buradayım. Kötü bir şey yapmıyorum. Seni ya, kötülemiyorum. O zaman çocukların yanında duraydın be. Seni sevdiğim için buradayım. O zaman sen ne neredesin? Ya, sen çocuklarımız eve bana sahip çık. Karıştırma sağa sola. Bak ben karıştırsam. Karıştırma benim ağzımı. Çok bildiğim şeyler. Ne açacaksın lan aç. Ne açacaksın? Bak söylerim. Benim ağzımı bozdurma. Kendinle ilgili konuş Ayşe. Ben senin için buradayım. Seni sevdiğim için buradayım. Ya ne sevmesi ya? Bırak artık, bırak. Seviyorum ben, bırakmayacağım. O kişinin gerçek yüzünü sen de gördün. Sen az kaldı seni kurtarmama. Ali. Az kaldı. Dur Ayşe. Alicim. Efendim abla. Annen dedi ki, benim oğlum ondan ayrılsın, buna gitsin, bundan ayrılsın, ona gitsin. Ama asla Ayşe'ye dönmez dedi. Doğru söylüyor abla. Bir şey diyeceğim, tek soru, tek cevap. Hı? Sen de benim yaşadığımı yaşadın şu an. Ben kıskandırmak için bir laf atmıştım ortaya. Sen yaşıyorsun. Bak, seni ben kullanıyorum. Bak Ayşe. Yapmadım. Efendim Ali, bir susun. Yaptım. Efendim Ali'cim. Yapmadım. Dede abla, kendi ağzıyla söyledi abla. Biliyorum. Yapmadım. Abla, Ali de kendini kullandırtırıyor. Aynı şeyi yaşıyor işte. Yana sana ne? Işte. Sana ama ne? Bir dakika, bir dakika durun. Bir dakika. Şimdi ben burada aylardır bu işi konuşuyoruz ve her şeyin biz farkındayız. Sen önce böyle bir kıskandırma şeyine girdin. Ali ondan sonra değişti. Abla bak, ben burada. Alim gelsin düzelteceğim inşallah. Çünkü Alim seni dedi. Seni getiremezsin oraya. Valla o nasıl düzelir bilmiyorum. Beni, beni var ya sen oraya getiremezsin. Sen geleceksin. Ayrı sen anladın sen ne demek istediğini. Ayşe oraları ya girme Ayşe. Ayrı ayrı ne biliyorsun ya? Neyi biliyorsun? Biliyorum ben. Ha, sen her şeyi biliyorsun. Sen iyileri biliyorsun biz kötüyü biliyoruz değil mi? Sen iyisin biz kötüyüz. Hayır sen iyisin. He. Ali'cim bir şey soracağım. Ayşe ne olur bir kurban olayım bir dur da Ali ile konuşayım. Efendim abla. O gün kalktın geldin sağ ol. Annenle görüştün arabanın içinde. Ama annen hala senin yanına gelip seni görmek istiyor. Kadının kafası rahat değil. Nasıl yapacağız Ali'cim? Abla annem zamanım geldi. Beni gördü. Hiçbir sıkıntımız yok abla. Zamanı bırakacağız Seda'nın. Zamanı bırakacağız. Zamanı bırak. Ama sen geldin. Annen gelemedi ki yanına. Annen Ayşe'ye söylemezdi yerinizi ya. Gittim ya yanına gittim. Gittin durdum ama orada hep beraber oldunuz mu? Hep beraber oturduk gittim. E sen de daha ne istiyorsun? Bırak koca adamı. Bıraktım işte. Zamanı bıraktım. Bırak ha, hakikaten nedir bu adamı sizden çekti be? Aşkım ben seni bırakmayacağım. Sonuna kadar arkandayım. Aşkım. Gittiğin yol yol değil. Ben seni kurtaracağım. Sen ananı babanın yanına git. Çocukların yanına git. Çocuklarının değil çocuklarımızı. Sen çocuklar kendini kurtaracaksın. Aşkım ben, aşkım, ben seni şey kurtaracağım. Öğrendim. Ondan hani sonra buradan gideceğim. Bak beni bir dinle.
Beni o kişiyle karıştırma. Sevmiyorsun. Sen bak, sen o çocuklar hepsinden haberim var benim. Gidiyorlar. Sen yap, o çocukları senin elinden alacağım ben. Alamazsın. Beraber büyüteceğiz. Alacağım bak, gör bak sen. Alın aşkım, beraber büyüteceğiz. Şeker gibi insansın sen. Bak dedin, tamam itiraf geldi. Beraber büyüteceğiz dedim. Evet demek istedin. Aşkım seni o yoldan kurtaracağım, merak etme. Sonuna kadar arkandayım. Aşkım sen şeker gibi bir insansın. Çok çok iyi bir eş, çok iyi bir babasın. Öyle mi? Çınarım, ilk göz ağrım bebeğim. Madem adam iyi bir eşti de niye bırakıp gittin? Abla. Abla şunu söyleyeceğim. Efendim Ali. Hani diyor ya, benim işte annesi doğuyordun da niye geliyor bana abla? Abla Alim çok değişti. Zaten 4 sene için Alim'le gizli buluşuyorduk. Ben yine Alim'i Konya'ya gittikten sonra planlarım var Alim'le ilgili. Ablacığım, benim cevabımı almak istiyorum. Cevabım verir mi? Yapmadım ben öyle bir şey. Gitmedim bir yere. Diyor ki zaten bizim evliliğimiz bitmişti. O onu yaptı. Bu iş tamamen bitti artık diyor. Abla yok, bitmedi. Bana gibi ben şu an ben Alim'i kabul ediyorum. Ya. Ama Ali seni kabul ediyor. Alim'i seviyorum. Alim de beni kabul edecek. O seni kabul ediyor. Allah şey Allah. Ben Alim'i kabul ediyorum. Aynı hesap. Bak seviyorum dedi. Seviyorum ama hani. Alim'i kabul ediyorum ben. Bak, aşkım sen, ben seni o şekilde kabul ediyorum. Biz seni kabul etmiyoruz. Sen karışamazsın. Alim beni kabul ediyor. Ben Alim'i kabul ediyorum. Sor bakayım, kabul ediyorum. Ben seni kabul etmiyorum. Ben kabul etmiyorum. Sen de aynısını yaptın aşkım. Ben seni kabul ediyorum. Sen yaptın mı yapmadın, onu söyle bana. Ben yapmadım. Ama sen yaptın. Yapmadın yapmadım. Ben de inandım Yapmadım. Aşkım ben seni kabul ediyorum, sen o şeyi yapsan bile. Ben seni kabul etmiyorum. Ben ediyorum. Ben sana güveniyorum, bir daha yapmazsın sen. Ya yapmazsın. Yani diyor ki Ali. Ali diyor ki kıskandırma konusunda ödeştik diyor. Aynen abla. Abla doğru ya söyledi. Yani abla öyle bir şey yok abla ya. Var abla, yalan. Var. Aşkım var. Ya ben sana güveniyorum, bir daha yapmazsın sen. Sen de bana güvenebilirsin. Ya bir kere kıskandırma olayı oldu mu bir daha olmaz güvenim. Yok abla, Alim de beni kıskandırmak için oyun yapıyor, kurgu. İtiraf etti o kişi. Alim'in hayatında kimse yok, ben varım. Aşkım buraya sen tıpış tıpış geleceksin. Aşkım geç, kimden ben korkuyorsun sen? Seda abla ben. Allah razı olsun, çocuklarımızı sana gösterdi. Sonra annenle seni buluşturdu. Geç, İyiliği suistimar ediyorsun. Geç. Yani iyiliğe karşılık kötülük yapıyorsun sen. Sen kimsin burada? Bir hiçsin. Nasıl ben için? Ben Alim'in aşkıyım, ilk göz ağrıyım. Alim benim de gözünü açtı, ilk göz ağrısıyım. Olmayan aşksın, olmayan. Abi Alim'le ikimizin fotoğrafını koyabilir misiniz? Hayır. Nişan fotoğrafını mı? Nişanlı hani? Aynen abla, nişanlı. Koymayın abla, abla koymayın abla. Koymayın diyor, adam o kadar istemiyor, anla ya. Koymayın abla. Aşkım bak çok güzel, mutluyuz. Kendilerine meyve yediriyorsun aşkım. Şurada. Senin anan ana baba olsaydı gerçekten göndermezdi buraya. Vallahi ana baba değiller. Ali! Kayınvalideciğim, sen bir aramıza girmezsen. Ben girerim senin aramıza. Ay durun, sesim kısık zaten. Ali, Temmuz'da bitiyor mu bu iş? Bitmiyor. Bitiyor abla, bitiyor. Bitmiyor. Ah. Bitmiyor abla. Ben Halim'i her türlü artık oyuna getireceğim. Artık onun uzatması yok burada, böyle bir şey mi olur? Bitiyor. Şimdi ben uzattıracağım. Bu seneye niye gelir biliyor musunuz Eylül'de? Ya uzattırma, yok. İstediğin kişiye git, uzattırma hakkın yok. Aşkım yok. Beraber buluşacağız. Çocuklarımızı beraber gezdireceğiz el ele. Dördümüz gezeceğiz aşkım. Çocuklarım ben de. Mecbur bana muhtaçsın. Benimle birlikte buluşacaksın.